CHP Eyüp Sultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda Çepni Dernekleri Genel Başkanı Muhammed Arif Genç, Eyüp Sultan BT Başkanı Doktor Mithat Özmen, Profesör Doktor Yusuf Falaçoğlu, Kazakistan Kurucu Başkonsolosu Ercan Vaiz, Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süheyl Çobanoğlu, Özbek Kadın Hakları Dernek Başkanı Azade İslamova, Türk Dünyası STK'lar Platformu Başkanı Serdar Şahin, Toplumsal Esenlik Dernek Başkanı Cemil Kılıç ve diğer katılımcılar konuşma yaptı. Azerbaycanlı bilim adamı arkadaşlarımız bize şunu söylüyordu. Aslında biz Asya'dan gelmedik. Anadolu'dan Asya'ya gittik, geri döndük. Ve hakikaten Anadolu'da yaptığımız araştırmalarda Türklerin varlığını biz resmi ve bilimsel olarak milattan önce 5000 yılına götürdük, tarih kurumu olarak. Milattan önce 1200 yılına ait balballar çıktı. Elinde kıbız güğümüyle, hakimiyet baltasıyla, Orta Asya'daki gibi. Dolayısıyla Anadolu sanıldığından çok 1071'le değil, milattan öncesinden beri Türklerin yurdu. Bunu herkesin artık öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla meseleyi bu açıdan alıyorum ama tabii burada Çeklilerden bahsetmek istiyorum. Bu kadar şeyden sonra vaktinizi alıyorum biraz ama şunu söyleyeyim. Sadece Çeklilerin ne olduğunu anlatmak için bir kişiden bahsedeceğim, Osman Ağa'dan. Topal Osman diye bilinen Osman Ağa'dan Giresunlu. Ki mezarı hemen yukarıda tepededir, aşağıdaydı. Bu bozuk bir yer dedim orada söyleyeyim başkanım. Şimdi Osman Ağa 1912 öncesinde babası tarafından bedel ödenmek suretiyle askerlikten muaf tutulmaya çalışıyor. Osman Ağa babasına diyor ki bedeli ben götürüp yatıracağım askerlik şubesine. Parayı alıyor babasından ama götürüp bedeli yatırmıyor. Yanına arkadaşlarını alıyor, bu parayla bir birlik oluşturuyor ve Balkan Savaşları'na katılıyor. 1912 Balkan Savaşları'na Çorlu'da bir şarapnel parçası sağ dizini parçalıyor ve hastaneye yatıyor, topal kalıyor. Ondan sonra Osman Ağa'ya Topal Osman diye meşhur oluyor, böyle bir insan. Sonra Topal Osman Ağa hastaneden çıktıktan sonra Koçgiri isyanının bastırılmasına gönderiliyor. Ruslarla savaşa gidiyor. Sonra işgal döneminde İstanbul'un ve Karadeniz'deki Pontusçu çetelere karşı arkadaşlarını topluyor, birlik kuruyor, onlarla mücadele ediyor. Atatürk de işte Samsun'a bu tür çetelerin elinden silahları toplamak için gönderiliyor. Atatürk ne yapıyor? Gidiyor Havza'da Topal Osman kaçıyor, o gizli o zaman. Topal Osman'ı Havza'ya çağırıyor. Havza'da Topal Osman'la görüşüyor, silahlarını toplayacak ya, tam tersini yapıyor, Osman sen devam et diyor. Koltuktan da Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü var. Ne mutlu Türk'üm dünya dile. Kazakşar aldaştan da balılarıma Kazakistan'a gelgen. Ne vakit Türk'tün ultu bolu vakit degen söz, son yaşlarını saktanlar. Hürmetli konuklar, ben Kazakça söyleyeyim. Öykünü biz Türk'tün ırpağımız, bir kalkımız,
aynı milletimiz, dinimiz bir, dilimiz bir, adet kurup salt dastırdıkları ortak. Sonuçta da bu 21. asırındaki Türk dünyası cüzdesini Allah'a deyip söz ekleyelim. Tercümanı kereği yok da oylayın. Ütkünü biz böyle düşünüyoruz. Sebebim bunda Kazakistan'dan benim balalarım gelip otur. Bizim bulaşak yedi kuruşu azamatlar gelip otur. Ülkün senin ben bu balalarımın vakti olduğunu kadar edim. Balkanlara Karadeniz'in kuzeyinden gelip 1500 sene önce Milattan sonra 476 yılında oralara yerleşen, bunlarla birlikte gelen, daha sonra Avarlar, Çenekler vesaire gibi Türk boylarıyla bugün Balkanlarda yaşayan Türklerin ilk adımları atılmış ve yerleşimleri sağlanmıştır. Ömrünü Batı ve Doğu Türklerine vakfetmiş büyük bir şahsiyet hitabıyla konuşmamı, yani bunu bitireyim, fazla uzatmayayım. Hitabı Türkiye gençliğine yapılmış gibi görünse de aslında bağımsız Türk devletlerinde her gencin içselleştireceği şekilde ince işçilikle oya yapılır gibi kaleme alınmış ve 20 Ekim 1927'de bundan 97 yıl önce bir kongrede Kürsü'de dinlendirilmişti. Programlar hazırlamışlar. Onları hep beraber izleyeceğiz. Her şeyden önemlisi halkların kardeşliğini, barışı, anlayışı, huzuru hep beraber kendimize ilke edineceğiz. Bu doğrultuda gideceğiz. Kıymetli davetliler, hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bizleri bir araya getiren kıymetli başkanıma bu anlamlı günde çok teşekkür ediyorum. Bizler Türk Dünyası İnternet Medya Birliği, Uluslararası İnternet Medya Birliği olarak medyada güç birliği adına temelini attık inşallah. Türk İnternet Medya Birliği Genel Başkan Yardımcısıyım. Genel Başkanımız Sayın Süleyman, Doktor Süleyman Basan'ın öncülüğünde Balkanları ziyaret ederek güzel bir çalışma yaptık. Tabii sıra Kırım'a gelince, Tatarlara gelince tabii ki bir de Hazaralardan da bahsetmek gerekir. Çocukları izlerken sadece şunu demek herhalde yeterli olacaktır. Afganistan'daki sizin soydaşlarınız şu anda 6. sınıftan sonra kız çocukları artık okula gidemiyor. Yani analarınız, geleceğimizin anaları eğitimsiz bırakılıyor. Evet, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü, Kazakistan'ın 33. bağımsızlık gün dönümü. Hep beraber tüm Türk dünyası çocuklarıyla beraber kutluyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Ercan Agamıza, Yusuf Alacoğlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Herkes hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle kadınlara hoş geldiniz diyorum. Çünkü bir salona girdiğimde orası parlıyorsa, orası eğer kendinden taviz vermediyse, kültüründen, yapısından, anneannesinden taviz vermediyse... Kazak dili köp caksı dil. Ben Kazak dilinde söyleyeyim. Jaralgan namıstan kahraman halıkpız. Azatlık yolunda jalındap janıpız. 4 nala gelip uzak Asya'dan bir kıskak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak işte Türk milletinin ideali bu. Evet, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugünlerde böyle bir etkinliğin çok ama çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Biz hep Türk Devletler Teşkilatı'nın siyaset üstü bir konu olduğunu, siyasi bir platforma çekilmemesi gerektiğini, bu birlikteliğin Türk devletleri arasındaki ilişkilerin çok çok önemli olduğunu, hele de bugünlerde yaşadığımız bütün tartışmalarda birliğimizi, beraberliğimizi muhafazası açısından
bu yapıların muhafaza edilmesi gerektiği konusunda büyük hassasiyet taşımamız gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Hatun'un da huzuruna çıkarlardı. Çünkü Hatun o programda yoksa programın eksik olduğu ve kabul görmediği düşünülürdü. Bazen de Hatunlar tek başına elçilere ve yabancı misyonu kabul ederdi. Türk kadını başka kadınlara benzemez. Tarih boyunca emeğin çabası, sonsuzluğa saçtığı tohumları ile hep var olmuş. Onların savaşçı Türk mitolojisinde asenalarını biraz tanıyalım isterseniz. Buna var. O birliğimiz, beraberliğimiz, bütünlüğümüz. Ama biz Türk'üz. Bu kadar uzun zamanlarda yaşadık. Türklüğümüz dünya döndükçe kalacaktır, payları olacaktır. Ve biz de onların neferi olarak daima Türklüğü bir neferi ve çalışanı olarak. Cihanda sulh diyorum. Barış ve kardeşlik içinde hep beraber el ele, omuz omuza. Türkler bir arada, ne güzel bir coşku, ne güzel bir birliktelik. Ben Osman Emin Atamin, Daniel Ayşe'yi sahneye çağıramız. Evet Müşken Hanım, sizi bekliyoruz. Buyurun efendim. Vallahi beşincisini beraber yapıyoruz. İlkini de sizinle beraber yapmıştık. Türk Dünyası Çocuk Şenliği olarak yaptık hepsini. Bu seferkini Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü yanımdaki abilerimle beraber hep beraber kutluyoruz. 101. yıl dönümü, bir de kardeş Kazakistan'ın 33. bağımsızlık yıl dönümü. Ya biz kendimize şiar ettiğimiz laf Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, biliyorsunuz her zaman söylüyorum ben böyle, millete kazınsın, aklına kazınsın diye. Türkiye dışında yaşayan kardeşlerimizin bize yaklaşmasını beklemeyeceğiz. Dil, tarih, kültür ve inanç bağlarına köprülerini sağlam kuracağız. Toros Dağları'nın eteğinde doğan bir Türk çocuğu, Tanrı Dağları'nın kenarında doğan kardeşini bilecek. Biliyorsunuz 2 gün önce büyük bir terör handikabıyla karşılaştık. O terör her yerde var. Tüm Türk dünyasında var. Yani işte belki dinlemişsinizdir, Hazaralı kardeşlerimizi her gün öldürüyorlar. Kırım'da hakeza öyle. İran'daki Türklere Türk demiyorlar. Ne oldukları belli değil. Biz ne olduğumuzu biliyoruz ya. Yani aslında Güney Azerbaycan. Kazakistan hükümetiyle beraber organizasyon yapıyoruz. Kazakistan'ı hem Sovyet Rusya hem de Çin sıkıştırıyor. Ben size şeyde de söylemiştim, Maltepe'de de söylemiştim. Başkan ne umut ediyorsun diye. Vallahi biz bir araya gelmeye çalışıyoruz şimdi. Bir araya geldikçe birbirimizi tanıyoruz. Ve gerçekten de bize böyle Özbek, Kırım, Tatar, Kazak diye ayırt etmişler. Aslında hepimizin adı ne mutlu Türk'üm diye lafından da çıkarak. Evet. Türk'üz ve onun çabasındayız. Sağ olsun Kim Bu Çekimler kitabını yazan Şaban abim de benimle birlikte. Recep abi zaten benim babamın babadasıdır. Hep beraber arkadaşlarla başkanım, beraber. Başkanım, birliğimiz bir olsun. Amin o. Teşekkür sağ olun. Ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sağ olsun. Olsun. Sağ olun. Sayın hocam, bugünkü programda çok önemli konuşmalar yaptınız. Bugünkü programları toparlayacak olursak neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii yıllardır biliyorsunuz, 1992'den itibaren Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandılar biliyorsunuz. O tarihten beri çok bir yakınlaşma var. Bu yakınlaşmanın sonunda bu ülkelerin başkanları özellikle Türkiye ile hep özel şey yaptıkları konuşmalarda biz bir millet iki devlet izlediler. Aslında bunu bir millet iki devlet değil de bir millet mesela 10 devlet de diyebiliriz, 15 devlet diyecek hale geldik diye düşünüyorum. İşte buradaki bugünkü toplantılar bunu da gösteriyor. Yani Kazakistan'ın bayrağı bizim bayrağımız aslında. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, hangisi, Azerbaycan, hepsi bizim bayrağımız. Hepsinin neşesiyle neşeleniyoruz, üzüntü duyuyoruz. Şimdi şöyle, daha önce biz biliyorsunuz Atatürk Anadolu'da Türklerin varlığını milattan öncesine dayandırıyordu. Ve bu konuda Türk Tarih Kurumu'na da bir direktif vermişti araştırma için. Herhangi bir araştırma yapılmamıştı. Evet. Fakat bizim yaptığımız bir takım çalışmalar oldu. Yani biz Tanrı Dağları'nda arkeolojik kazılar yaptık falan ettik. Fakat baktık ki
Çin tarihlerinde de, Çin Han Hanedanlığı tarihlerinde Türklerin tarihi 2000 yıllar ancak milattan önce 2000 yıllara kadar gidiyor. Peki Türkler ondan önce neredeydi diye araştırmaya başladık. Baktık ki Anadolu'da Türk kültürünü yansıtan gerek kaya resimleri gerekse kurgan dediğimiz mezar yerlerine rastladık. Dediğim gibi mesela Hakkari Yüksekova'da bir kurganda yaptığımız kazıda balballar çıktı, Türk mezar taşları çıktı. Elinde kımız güğümüyle, hakimiyet baltasıyla, Asya'dakilerle aynı. Milattan önce 1200 yılına aitti. O zaman biz Anadolu'dan Orta Asya'ya gitmişiz ve geri gelmişiz. Yani onu gösteriyor. Yani bizim diğer baştan yaptığımız ki mesela Doğu Anadolu bölgesinde tam 1000 kurgan tespit ettik. İç Anadolu ve Batı'yı saymıyorum, buna dahil değil. Dolayısıyla bunları tek tek kazdığımızda çok daha berraklaşacak konu. Ama görünüyor ki biz o Asya'dakinden çok daha eski bir tarihte Anadolu'dayız. Mesela Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı kaya resimlerine bakıyorsunuz. Dağlık alanlarda ve kurganlar da var. Milattan önce 5000 yılına dayanıyor oradaki kaya resimleri. Ay Türk şeyleri, resimleri, saymalı taşlar deniyor buna. Ona baktığımız zaman ki National Geographic yayınladı zaten. Yani bir ilmi bir şey olmasa yayınlamazlar biliyorsunuz. Onu mesela milattan önce 5000 yılı ne demektir? 7000 yıl önce Anadolu'dayız Türkler olarak. Haliyle tabii şimdi bir de Göbekli Tepe meselesi var. Daha niteliği tam belli değil ama muhtemelen Türklere ait çıkacak. Orada çok çok tepeler var ama. Evet, daha pek çok tepe var açılmayan ve açtırılmayan. Çünkü o zaman bütün kafalardaki yapılar bozuluyor, inançlarda sarsılmalar meydana geliyor. O bakımdan herkes... Bu tepelerin açılmamasının asıl sebebi o mu hocam? Tabii ki, yani bugüne kadarki din meselesinde işte nereye kadar götürüyorlar? 5000 yıla götürüyorlar, 7000 yılına götürüyorlar ama Göbekli Tepe 12000 yıl. Dolayısıyla şimdi o zaman bütün kurgular bitiyor. Her şey alt üst oluyor. İnsanlık herhalde büyük bir hayal kırıklığı olacak. Atatürk diyor ya hani, tarih yazmak yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Siz istediğiniz kadar tarif etmeye çalışın. Bir tarihi gerçek varsa onu örtbas edemezsiniz. İşte ortaya çıktığı zaman insanlık gerçekten şaşırıyor neler olacağını. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.